Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Onlar için dile getirilen en başlıca sorun eğitim ve çalışma yaşamına erişimde karşılaşılan zorluklar. Zira üniversite mezunu engellilerin oranı %3'lerde kalıyor. Bu tablonun değişmesi için atılan adımlarsa dikkate değer. Türkiye İstatistik Kurumu 2011 nüfus ve konut araştırması sonuçlarına göre duyma, konuşma, görme, yürüme ve dikkatini toplama gibi fonksiyonlarından en az birinde zorlanan kişi sayısı 4.882.000. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %6,6'sı engelli bireylerden oluşuyor. İstatistiklere yansıyan temel sorun engellilerin eğitim düzeyinin genel ortalamanın altında kalması. İleri yaştaki engellilerde sorun oldukça belirgin. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı %23. En az bir engeli olup yüksek öğrenim mezuniyet oranı erkeklerde %4, kadınlardaysa %1,5'ta kalıyor. Yeni nesillerse eğitimde şanslı. Son 10 yılda, 12 yılda önemli mesafeler kat edildi. İfade edecek olursak bunları, engelli öğrencilerimizin taşımalı eğitimden her noktada yararlandığını ifade edelim. Hastanede eğitim hizmetlerimiz var. Yani eğitime öğrenci erişemiyorsa eğitim öğrenci erişiyor adeta. Engellilerin yaşam şartları her geçen gün iyileştirilse de toplumsal farkındalık hala istenilen düzeyde değil. Hükümetimiz, yerel yönetimler bizler için çalışıyor, yardımcı oluyorlar. Toplumdaki farkındalığımız çok çok iyi olmadığını düşünüyorum. Bir görenin koluna görme engelli girmeli ama gören bizim kolumuzdan tutup yani eşya sürükler gibi bazen bizi sürüklüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işverenlere engelli istihdamıyla ilgili mesajlar verdi. Bugünün Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlatan Erdoğan, işverenlerimiz engelli kardeşlerimize kapılarını açsınlar dedi. Gerçekten başbakanlığım döneminde engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarında yer alması noktasında çok büyük gayretlerimiz oldu. Ve bundan sonra da bu atılan temel üzerine engelli kardeşlerimizin devlette yer alması sürecini devam ettireceğiz. Biz onların o hayata ortak olma, hayata katılma aşklarını bu şekilde önce kamuda diyoruz değerlendirelim ve özel sektörde de işverenlerimiz bu noktada gelsinler, yine engelli kardeşlerimize kapılarını açsınlar. Türkiye Engelli Aşalım adı altında pek çok projeye imza attı. Yollar yapıldı, şeritler çizildi, özel trafik lambaları konuldu. Ancak ne yazık ki pek çok insan bu sosyal sorumluluğun çok da farkında değil. İşte onlar şimdi onlar için konulan kuralların ihlalinden örnekler gelecek ekranlarınıza. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Peki bizler bu konuda ne kadar duyarlıyız? Türkiye nüfusunun yaklaşık %2'si engelli. Ancak ne yazık ki engelli hakları yeterince bilinmiyor. Pek çok insan bu konuyu görmezden geliyor. Hepimiz duyarsız, yani umursamıyoruz. Engelliler için yollar, kaldırımlar, park yerleri ve bantlar yapıldı. İşte bu alanlar ne yazık ki sık sık ihlal ediliyor. Örneğin işte bu sarı çizgiler onların hayatını kolaylaştırmak için yapılıyor. Ancak maalesef kaldırımlar araçların park yeri olarak kullanılıyor. Bunların çoğu insanın ne için olduğunun belki de bilincinde bile değiller. Kuralları ihlal edenlere yönelik yaptırımlar bulunuyor. Ancak pek çok insan nereye nasıl başvuracağını bilmiyor. Bilmiyorum çünkü nereye ihbar edeceğimi. Aradığımızda da sanki bir şey değişmeyecek algısı var. Onu kırmak gerekiyor yani. Ya zorunlu hallerde bazen kendimiz de yapıyoruz. Yani yalan konuşmanın bir anlamı yok. Bu konuda yetkili bir değil birkaç birim var. Polisin, trafik zabıtalarının ve fahri müfettişlerin engelliler için ayrılan yerleri aykırı kullananlara yönelik ceza verme yetkisi bulunuyor. Oyuncular ve işitme engelli çocuklar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için kamera karşısına geçti, birlikte şarkı söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan Biz Rengarengiz şarkısında Perran Kutman,
Merve Sevivi ve Orçun Kaplan gibi ünlü isimler yer aldı. Asla yalnız yürümeyeceğiz. Farklı değiliz, eşitiz. Bu şarkıyı farklı dillerde aynı heyecanla söylediler. Engelleri aşmak için ünlüler işitme engelli çocuklarla kamera karşısına geçti. Eski Bando grubunun bestelediği, oyuncu Erdal Küçükkömürcü'nün seslendirdiği Biz Rengarengiz şarkısını hem sözlü hem işaret dilinde söylediler. Eğer varsa düşeni bir el daha uzatacak. Klibin oyuncuları ise Perran Kutman, Merve Sevi, Orçun Kaplan, Serkan Ercan ve işitme engelli 8 çocuk. Şarkının sloganı farklı değil eşitiz, biz ötekisiz yaşayabiliriz. Farklı eşitiz biz ya. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engellilere yönelik bilincin artırılması için bu anlamlı klibi hazırladı. Bakanlık klibin yanı sıra engellilere yönelik farkındalık oluşturmak için kısa bir film de yayınladı. Ünlü İngiliz oyuncu Charlie Chaplin'in filmlerinden karelerin de kullanıldığı Farkındalık kısa filmi 16 ildeki sinemalarda gösterilecek. Bugün onları anlama, farkına varma günü. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde birlikte olmak için engel yok dediler. Birbirinden güzel gösterilerle sahneye çıktılar. İşte o renkli görüntüler. Dünya Engelliler Günü hepimize kutlu olsun. Şarkılar söylediler, dans ettiler, karaoke yaptılar. Gönüllerince eğlendiler. Çünkü bugün onların günü. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Yeni Mahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Dünya Engelliler Günü nedeniyle İçinde engel yoktur etkinliği düzenledi. Günlerce hazırlandılar. Son hazırlık için sahne arkasında ter döktüler. Bütün hocaları güldüreceğiz. Bütün hostes ablalarımızı güldüreceğiz. İşte bütün müdür yardımcıları güldüreceğiz. Aşıkla maaşık oynayacağız. Buraya gönül eğlendirmeye, mutlu etmeye, çocukların gönüllerini almaya geldik. Saklı hepimiz birer engelli adayız. Ancak bu durum ne öğrenmeye engel ne de üretmeye. İşte bu gençlerimiz de tüm engellere rağmen hayatın içindeler. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaki etkinlikte yüzlerinden hiç eksilmeyen gülümsemeleriyle sahneye çıktılar. Ritim şov yapan da pembe beyaz pomponlarıyla dans edendi. Onlar sahneye çıktı. Arkadaşları ise alkışlarıyla destek verdi. Sahnedeki çocuklarsa sesle görüyor. Şarkılarını gönülden söylüyorlar. Hepsi görme engelli. Aileleri ve öğretmenleri de onları yalnız bırakmadı. Duygulandım ve de ağladım. Toplumsal yaşama katmaya çalışıyoruz çocuklarımızı. Okuldaki problem davranışları da ortadan kalkıyor bu tip sorumluluklar aldıkları zaman. Ve sahnede aşıkla maşuk. Komedi dans üçlüsü ise izleyenleri yerinde oturtmadı. Oyun havasında oynadılar, halay çektiler, karaoke yaptılar. İstanbul Sultan Gazi Belediyesi engellilerin yüzünü güldürdü. İlçenin belirli yerlerine engelli araçları için şarj istasyonları kuruldu. Sultan Gazi Belediyesi'nin 5 ayrı noktaya kurduğu şarj istasyonları engellilerin hayatını kolaylaştıracak. Engelliler araçlarını daha kısa sürede şarj edebilecek. Evde 6 saat, 8 saat doldurduğumda burada 2 saatte fulluyorum. Engelliler araçlarını şarj ederken bir yandan da film ve belgesel izleyebilecek, müzik dinleyebilecek, internete bağlanabilecek. Birkaç defa yolda kalma durumum mu oldu? Yani buradaki bu olaylardan farkında olduğum için geldim, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sultan Gazi Belediyesi araçları bozulanlara destek de sağlıyor. Araçları eskidiği zaman da gerek aküsünü, gerek tekerleklerini, gerekse en sonunda aracını da değiştirme noktasında kaymakamlığımızla beraber belediye olarak bu ihtiyacı karşılıyoruz.
Sanata adanmış hayatı tüm engelini unutturdu. İşitme engelli olan Raif Gökkuş yüzlerce sanat eserine imza attı. Hayata engelsiz pencereden bakan Gökkuş'un resimleri, karikatürleri uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü. Gökkuş, başarı öyküsüne tüm engellileri sanatla buluşturarak devam etmek istiyor. Rengarenk boyalar fırçayla buluştu, tuvaller hayat buldu. Ortaya eşine az rastlanır bu eserler çıktı. Engelli hayatına engelsiz pencereden bakmak, Raif Gökkuş için çoktan hayal olmaktan çıktı. Doğuştan işitme engelli olan Gökkuş, olup bitenleri kulağıyla değil, kalbiyle, hisleriyle duyanlardan. İşitme engelliler okulundan mezunum. Orada okudum. Ve resim bölümüyle orada ilgilendim. Resimle orada ilgilendim. Ve 1968'de resme başladım. Sulu boyayla başladım. Daha sonrasında 2-3 yıl sonra yağlı boyaya geçtim. Öğrencileri de Gökkuş'un çalışmalarından oldukça memnun. Sulu boyada Raif Hoca'nın çalışmaları çok hoşuma gidiyor. Çalışmak rahat ayrıca. Öğretimi güzel, yani sulu boyanın tekniklerini bize güzel öğretiyor. Gökkuş çalışmalarına şimdi de sanat atölyesinde devam ediyor. Raif Bey'in atölyede yaklaşık 50 öğrencisi var ve hepsiyle de birer birer kendisi ilgileniyor ve bilgilerini tek tek öğrencilerine aktarıyor. Güler yüzüyle, insanlığıyla, o da çokmuşum, o da insanı sevdiriyor yaptığı işe. Güzel dostluklar edindik, arkadaşlıklar edindik. Yani çok keyif alıyoruz burada. İşitme engeli Raif Gökkuş'un önüne set çekemedi. Başarılarla dolu sanat hayatının tüm engellilere yol göstermesini arzuluyor. Şimdi ekranlarınıza Azmin ve Başarı'nın hikayesini getiriyoruz. Yusuf Azmin henüz 6 yaşından iki kolunu da kaybetti. Umudunu ve yaşam mücadelesini ise hep korudu. Kolları olmayan Akgün'ün yaptığı resimler büyük beğeni topluyor. Hayallerini, duygularını kağıtlara çizdi. Kalemi fırçayı eliyle değil ağzıyla tuttu. Yusuf Akgün 28 yaşında. Onun hikayesi 6 yaşında başladı. Yüksek gerilim direğine çıktı, iki kolunu kaybetti. Hayatla mücadelesi işte böyle başladı. İlkokul öğretmeni onu resim çizmesi için yüreklendirdi. Resim bir anda Yusuf'un dünyası oldu. Akgün 20 yıl sosyal hizmetlerde çalıştı. Tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Yusuf Akgün yalnızca resim yapmakla kalmadı. Yüzme, savunma sporları ve atletizmde Türkiye'yi 12 ülkede temsil etti. Yaptığı resimler büyük beğeni toplayan Yusuf Akgün'ün şimdiki hedefi ise milletvekili olup tüm engellileri temsil etmek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde mesaj verdi. Kamuda engelli istihdamının artırılacağını söyledi Soylu. 2016'nın ilk ayları içerisinde 4000 engelli vatandaşımız daha işe girecektir dedi. İşitme engelliler için hazırladığımız haberlerimizi noktalıyoruz. Ve sevgili seyirciler, gün biterken de sıra ekonomi haberlerinde, ardından hava durumunu izleyebilirsiniz. Saat başında gelişmeleri aktarmak